Merhaba çocuklar. İkinci videomuzda yine elektriklenmeden bahsedeceğim. Şimdi elektriklenme atomların yapısında bulunan pozitif ve negatif yüklü elektronlardan kaynaklanıyor demiştik. Ve bir cisme elektron kazandırmak ve kaybettirmekle o cisim elektriklenmiş oluyordu. Üç çeşit elektriklenmemiz var. Bu üç çeşit elektriklenme, birincisi sürtünme ile elektriklenme, ikincisi dokunma ile elektriklenme, üçüncüsü tesir ile elektriklenme. Şimdi detaylı bir şekilde bunları göreceğiz. Sürtünme ile elektriklenmeden başlıyoruz. Sürtünme ile elektriklenmede uygun seçilmiş maddeler birbirine sürtüldüğünde elektrikle yüklenebilir diyoruz. Bizim seçtiğimiz maddeler yün kumaş, ebonit çubuk, ipek kumaş, cam çubuk. Şimdi bu sürtünen cisimlerden biri elektron kaybederken diğeri onun kaybettiği elektronu alıyor. Bu şekilde zıt ve eşit bir şekilde yüklenmiş oluyorlar. Zaten en önemli şey bu. Birbirine sürtünen cisimlerden biri kesinlikle elektron kaybedecek. Diğeri onun kaybettiği elektronu alacak ve en sonunda eşit ve zıt yükle yüklenecekler. Şimdi yün kumaşa ebonit çubuk sürtüldüğünde ebonit çubuk elektron alarak negatif yükle yüklenir diyoruz. O negatif yükle yüklendiği zaman kumaş da pozitif yükle yüklenecek. Niye? Çünkü kumaşın kaybettiği elektronu ebonit çubuk alıyor. Yün kumaşa elektron kaybettiğinde de pozitif yükle yüklenmiş oluyor. Aynı şekilde ipek kumaşa cam çubuğumuzu sürttüğümüzde cam çubuk elektron kaybedeceği için pozitif yükle yüklenmiş oluyor. Elektronu kaybettiği zaman cam çubuk ipek kumaşta onu kaybettiği elektronu almış oluyor. Kaybettiği elektronu almış olduğu için negatif yükle yükleniyor. Şimdi örnek verecek olursak yine ebonit çubukla cam çubuğu almışlar. Yine ebonit çubuğun yünlü kumaşa, cam çubuğun da ipekli kumaşa sürtüldükten sonra yukarıdaki gibi birbirlerinin yaklaştırıldığını söylemiş soruda. Bu durumda öncüler vermiş neler olur diye. Şimdi önce değerlendirmeler yapalım. Ne oluyordu? Bir önceki sayfada söylemiştim. Yün kumaşa sürtünen ebonit çubuk negatif yükle yüklenecekti. İpek kumaşa sürtünen cam çubuk da pozitif yükle yüklenecekti. Şimdi birinci öncülü değerlendirdiğimizde cam çubuk ebonit çubuğu çeker. Bu sürtünmeden sonra birbirlerine yaklaştırılan cisimler ikisi de zıt yükle yüklendiği için tabii ki ne olacak? Birbirini çekecekler. Birbirini çeken şeyler aynı zamanda birbirine itemeyeceğinden dolayı ikinci öncülümüz yanlış olmuş oluyor. Ne diyor ikinci öncülde? Cam çubuk ebonit çubuğu iter. Ebonit çubuğu çekeceğini söyledik birinci öncülde. Birinci öncül doğru, ikincisi yanlış. Üçüncü öncülde cam çubuk ve ebonit çubuk hareket etmez demiş. Birbirlerini çekeceğini söylemiştik birinci öncülde. Üçüncü öncülümüz de yanlış olmuş oluyor. Şimdi ikinci elektriklenme çeşidi olarak dokunma ile elektriklenmeden bahsediyoruz. Dokunma ile elektriklenmede iletken cisimlerin birbirine dokunması sonucu bu tür elektriklenme gerçekleşiyor. Yani cisimlerin iletken olması gerekiyor. Bu tür elektriklenmede cisimlerin yüklerini nasıl paylaştıkları tamamıyla fiziksel ve geometrik yapılarına bağlı olmuş oluyor. Ve elektrikle yüklü olan cisimler dokundurulduklarında bu toplam yükü paylaşıyorlar. Örneğin bu örnekte elimizde R yarıçaplı bir küre var. Bir de 2R yarıçaplı bir küremiz var. Paylaşma olayı küresel cisimlerin yarıçaplarıyla doğru orantılı olmuş oluyor dokunma esnasında. Şimdi R yarıçaplı kürede pozitif 2 tane yükümüz var. 2R yarıçaplı kürede pozitif 10 tane yükümüz var. Bunlar birbirlerine dokundurulduğunda toplam yükü paylaşacaklar. Toplam yük elimizde 12 tane, 12 Q kadar yükümüz var. Q yük demek. 12'yi nasıl paylaşacaklar? Yarıçaplar arasında 2 kat fark olduğu için yüklerin arasında da 2 kat fark olacak şekilde paylaşacaklar. O yüzden 4 Q'luk yükü R yarıçap alacak. 8 Q'luk yükü de 2 R yarıçaplı küre alacak.
Şimdi işaretlere farklı küreler birbirine dokundurulursa ne oluyor? Öncelikli olarak yük miktarı az olanda nötrleşme olayı görünecek. Sonra bir fazlalık yük kalacak. O fazlalık yükleri de yarıçapları oranında kürelere paylaştıracak. Nasıl olacak bu? Mesela yine örneğin elimde R yarıçaplı kürem var. Eksi 4 Q yüküne sahip. 2 R yarıçaplı kürem de artı 16 Q yüküne sahip. Gördüğünüz gibi işaretleri farklı. Bir negatif, bir pozitif. Bunlar birbirlerine dokundurulduğunda yine toplam yükü paylaşacaklar. Eksi Q artı 16, eksi 4 Q artı 16 Q artı 12 Q kadar yük var elimde. Yine yarıçapları oranında bakın paylaştı. R yarıçapı 4 Q düştü. 2 R yarıçaplı olana da artı 8 Q yükü düştü. Neyi görmüş oldunuz? İşaretleri en başta farklıydı bu kürelerin. Önce bir paylaştılar bu yükü ama en sonunda her iki kürenin de işaretinin aynı olduğunu görmüş olduk. Bir diğer örnekte yüklü metal küre özdeş nötr metal küreye dokundurulursa. Yüklü metal kürem görüyorsunuz negatif yüklü. 6 tane yük var. Burada da nötr bir cismimiz var. Neden nötr demiştik? 2 tane pozitif, 2 tane negatif yük var. Yükler negatiflerle pozitiflerin sayısı birbirine eşit. O yüzden bu cisme nötr dedik. Şimdi bunlar negatif yüklü bir cisim nötr cisme dokundurulduğunda negatif yüklü cisim diğer küreyle yükünü paylaşıyor. Son durumda yükü eşit bir şekilde paylaşıyorlar. 3-3 şekilde paylaştılar. Dokunma sonrasında ne oldu? Her ikisi de aynı yükle yüklenmiş, eşit ve aynı cins yükle yüklenmiş oldular. Burada da elimde pozitif yüklü bir metal kürem var ve negatif yüklü bir metal kürem var. Bu pozitif yüklü metal kürede artı 4 tane yük var, pozitif yük. Negatif yüklü küremde de eksi 2 tane yük var. Bunlar birbirlerine dokundurulduğunda artı 4Q eksi 2Q. Elimde toplam artı 2 tane Q kalıyor. Bunlar özdeş olduğu için kalan yükü eşit bir şekilde paylaşacaklar. Ve gördüğünüz gibi burada eşit bir şekilde ne yapmışlar? Paylaşmışlar. İşaretleri farklıydı bu kürelerin. En sonunda görüyorsunuz kürelerin her ikisinin de işareti aynı olmuş oluyor. Yani en nihayetinde ne diyoruz? Eşit miktarda ve aynı cins elektrikle yüklü hale geldiler. Bu örneğimizde yine elimizde yün kumaşımız var, ebonit çubuğumuz var. P ve R iletken nötr cisimlerine bu ebonit çubuk önce yün kumaşa sürtülüyor. Daha sonra birbirine değmekte olan P ve R iletken nötr cisimlerine önce dokunduruluyor, sonra uzaklaştırılıyor. Daha sonra birbirinden ayrılan P ve R cisimlerinin son yük durumları nasıl olur diyor. Şimdi ne demiştik? Yün kumaşa sürtünen ebonit çubuk negatif yükle yüklenmiş oluyordu. Şimdi bizim bu negatif yükle ebonit çubuğumuz cisimlere dokundurulduğunda, P ve R cismine dokundurulduğunda, P ve R cisimlerin her ikisinde ne yapmış olacak? Negatif yükle yüklemiş olacak. Çubuğumuzu böyle dokundurduğumuzda negatif yükle çubuğumuzu dokundurduğumuzda PVR cisimlerinin de yükü negatif yüklenmiş olacak ve bu PVR cismi ayrıldığında birbirinden P'ye düşen de negatif yük olmuş oluyor, R'ye düşen de negatif yük olmuş oluyor. Üçüncü olarak tesir ile yani etkiyle elektriklenmeden bahsediyoruz. Etkiyle elektriklenmede cisimler arasında kesinlikle yük alışverişi olmuyor. Cisimlerin elektrik yüklerinin cinsi ve miktarı değişmiyor. Ne oluyor peki? Cisimlerdeki elektrik yükleri cisim içinde sadece ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Nasıl yer değiştiriyor?
Bakın burada işte pozitif yüklü cismimiz var. Nötr bir cisme yaklaştırılmış. Nötr cismin içindeki negatif yükler pozitife doğru gelmek istemiş. Niye? Çünkü zıt yükler birbirine çekerdi. Aynı yükler birbirini iteceği için bakın aynı yükler ta en uca gitmiş. Tekrar eski konuma geldiğinde cisim bakın tekrar nötr cismin içindeki yükler eski halini almış. Buradaki örneğimize baktığımızda nötr bir cisim 3 bölmeye ayrılmış. 1, 2, 3 olarak 3 bölmeye ayrılmış nötr cisim. Pozitif bir cisim yaklaştırıldığında bu nötr cisme diyor ki bu bölgelerdeki yük durumu ne olur? Nasıl olacak? Yine aynı yükler birbirini itecek, zıt yükler birbirini çekecek. Cismin geneli nötr olduğu için burada bakıyorsunuz pozitifler burada toplanmış, negatifler burada toplanmış. Çünkü zıt yükler birbirini çekiyor. Orta kısım yine nötr olacak şekilde ne oldu? Kaldı. Yani 1 numaralı pozitif yüklendi, 3 numaralı bölge negatif yüklendi, 2 numaralı bölgede nötr bir şekilde kaldı. Bir sonraki örneğimizde de ne anlatıyor bakalım? Yüklü ABC küreleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre özdeş ABC kürelerinin yük durumları için ne söylenebilir? Ne söylenebilir? Bir olasılık var. Yani diyor ki sana her durumu düşün diyor. Şimdi burada neyi görüyorsunuz? A ve B küreleri birbirini çektiği için birbirini çeken cisimler kesinlikle zıt yüklüdür. Eğer sizin A küreniz pozitif yüklüyse B küresini çektiği için B küresi negatif yüklüdür. Eğer sizin A küreniz negatif yüklüyse B küresini çektiği için B küresi pozitif yüklüdür diyoruz. Şimdi B ve C'nin konumlarına bakalım. B ve C küreleri birbirine itme kuvveti uygulamış. İtme kuvveti uyguladıklarına göre B ve C küreleri aynı cins yükle yüklü. B'yi eksi kabul ettiyseniz birbirlerini ittiklerine göre C cismi de o zaman ne oluyor? Eksi yükle yüklü olmuş oluyor. B'yi pozitif kabul ettiyseniz birbirlerini ittiklerine göre C cismi de pozitif yükle yüklü olmuş oluyor. Bir sonraki slaytımızda elektroskop konusunu işleyeceğiz çocuklar. O da zevkli bir konudur. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.